Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın milletvekilleri, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bugün 2020 yılı bütçesine ilişkin mecliste devam eden uzun soluklu mesai son buluyor. Ben sona ayırmayıp en başta teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Öncelikle tüm bakanlıklarda bütçenin hazırlanması sırasında görev alan tüm kamu çalışanlarıyla bürokratlara ve elbette mecliste bu mesainin selametle sonuçlanmasına katkı sağlayan tüm meclis çalışanlarına ve burada yapılan çalışmayı kamuoyuna yansıtmak için en az bizim kadar yorulan ve emek veren basın emekçilerine teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu çalışma sırasında gerek sözlü olarak, gerek beden diliyle, gerekse sessizliğiyle ve ifadesizliğiyle ama her halükarda katkıda bulunan tüm milletvekillerine ve bakanlara teşekkür ederim ve umarım ki 2020 yılı 2019 yılından daha huzurlu ve müreffeh bir yıl olsun. Her ne kadar bütçe rakamlarına ilişkin bakanlıklar bazında yaptığımız değerlendirmenin özeti 2020 yılında bizi daha hayırlı günlerin beklemediğine ilişkin olsa da umuyoruz ki olumsuz değil olumlu anlamda beklenmedik gelişmeler olur ve 2020 yılını selametle atlatırız. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Maliye Bakanlığı lütfettiği bir rapor hazırladı ve bu sabah elektronik posta aracılığıyla bize gönderdi ve biz bir kez daha bu rapordan anladık ki mevcut hükümetin devlette devamlılık ilkesine çok da kendini tabi saymadığı ortaya çıkmış oldu. Çünkü Sayın Maliye Bakanı'nın bizlere ilettiği rapor Mayıs 2019, Kasım 2019 aralığına ilişkin bir rapordur. Başlığında öyle kullanılmıştır. Dolayısıyla biz bakanın devlet adına değil kendi hükümeti adına sorumluluk üstlendiği sonucuna elbette varıyoruz. Halbuki 2019 yılı bütçesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütçesiydi. Hükümet makamlarında kimlerin olduğundan bağımsız elde etmemiz gereken yıllık değerlendirmeler makamların değil bakanlıkların değerlendirmeleri olmalıydı. O nedenle Sayın Bakan'ın makamdaki mevcudiyeti Mayıs ayı itibarıyla geçerli olmuş olabilir ama bize Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı performansı sunulmuş olmalıydı. Bir kez daha bu hatadan dönülmesini umut ederim ve uyarımı yinelemek isterim. Çünkü kendimizde müsemma saydığımız kurumlar bizlerle birlikte ortadan pekala kalkabilir. Halbuki kurumlar, daireler ve en nihayetinde devlet bakidir. Biz zamanın belli bir döneminde bu yerinde duran sabit kurumlarda sorumluluk üstleniriz, görev üstleniriz ve o şekliyle devam eder. Dolayısıyla hele hele siyasi makamlarda bulunma ihtimalleri çok daha kesintili ve belirsiz ihtimallerdir. Devlet kadrolarında elbette atanmış olduğunuz asıl ve sürekli kadroların gereğini yerine getirdiğiniz sürece orada bulunacağınız bir vakadır, bir gerçektir ama bakanların ne zaman gelip ne zaman gidecekleri meçhuldür ve bakanın kendinden müsemma sayacağı makamların raporları da olması gereken muteberlikte itibarda değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Örneğin Mayıs öncesi dönemin raporunu biz nasıl edineceğiz Maliye Bakanlığı ile ilgili? Sayın Bakan, bakan değildi o dönemde. Peki bu meclisin çokça ifade edildiği üzere bu yüce meclisin bilgisine Ocak-Mayıs dönemi nasıl aktarılmış olacak? Aktarılmayacak demek ki. Bunu siyaseten sorumlulukla sahiplenen bir nokta olmayacak demek ki. Benzer uygulamayı Sağlık Bakanlığı'nda da görmüştük. Sağlık Bakanlığı bize rapor sunmamıştı gerçi. Sağlık Bakanlığı bize doğrudan bir tanıtım broşürü sunmuştu. Ama orada da işaret edilen dönem kendi görev süresine ilişkindi. Biz Sayın Bakanlarla herhangi bir alıp veremediğimiz yok. Kendilerine saygımız baki kalmak kaydıyla makamlarından ötürü kendilerini bu mesaide muhatap kabul ediyoruz. Yoksa kişisel ilişki anlamında
görev dönemiyle ifade edilmeyecek ilişkilerimiz de olabilir pekala. O yüzden makamların raporları esastır. Siyasette bu sorumluluğu üstlenmeyi gerektirir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Maliye Bakanlığı'nın raporunun ilk sayfasında gerek yerel yönetimlerle, gerek elektrik kurumuyla, gerekse Doğu Akdeniz Üniversitesi'yle geçmişten bugüne oluşan karşılıklı mükellefiyetler konusundaki maksutlaşma protokolleri, anlaşmaları anlatıldı. Bunu hoşnutlukla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açısından bilançoda ciddi hasarların olduğuna ilişkin görüntünün ortadan kaldırılacak olmasını sevinçle karşılarım. Çünkü ifade edilen tutar yaklaşık olarak 350 milyonluk bir tutardır. Kurumun ilgili devlet kurumlarına ve vergi yükümlülükleri, ama aynı zamanda devletin farklı birimlerinin ve yerel yönetimlerin de elektrik kurumuna olan mükellefiyetinin karşılıklı mutabakatla temize havale edilmiş olması, herhangi bir mağduriyete ve mahrumiyete eğer yol açmamışsa temize havale edilmiş olması, bundan sonra hem devletin kuruma hem kurumun devlete olan yükümlülüklerini değerlendirirken daha rahat konuşmamıza, daha açık kafayla daha net fikirler ortaya koymamıza yardımcı olabilecektir. Dolayısıyla bunu hoşnutlukla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Bir diğer uzlaşıyla sonuçlanmış olan konu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin devlete olan vergi borçlarına ilişkin külliyetli bir ödemeye ek olarak bir ödeme planı üzerinde mutabık kalınmasıdır. Dahi devlete, devletin kendine sahip çıktığı kadar sahip çıkmalıydı. Bunu çok net ifade ediyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin özellikle rekabet yoğun bu dönemde doğrudan 85 milyon liralık bir yükümlülüğü nakden hazineye yatırmasının karşılığını bu bütçede, 2020 yılı bütçesinde görebilmiş olmasını dilerdim. Devlet yıllar itibariyle DAEÜ ile olan bağını gevşetmektedir. Bu bağ kopmaz bir bağ olması gerekirken maalesef giderek incelmekte ve kopmaya müsait hale gelmektedir. Halbuki Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile birlikte elbette devletin sahip olduğu iki üniversiteden bir tanesidir. Ve bu ülke üniversiteleriyle nam salmış bir ülke iken bu namın daha itibarlı, dünyada daha da prestijli hale gelebilmesinin itici gücü Doğu Akdeniz Üniversitesi'dir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin gerek Times Higher Education listelerinde, gerekse sahip olduğu akreditasyonlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversitelerin itibarı ve amiral gemisi anlamına geldiğini net bir biçimde ifade etmek isterim. Ve ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle yıllar içinde dönem ayırmaksızın ifade ediyorum, devletle DAEÜ arasındaki ekonomik bağ giderek zayıflamaktadır. İşte tam da böyle bir durumda, yanılmıyorsam Sayın Bakan beni düzeltsin, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 8 milyonluk bir ödenektir Doğu Akdeniz için öngörülen devlet. 10 milyon. 8,5'tu. Artırdınız 10 milyon yaptınız. 10 milyon. Yine de geçtiğimiz yıl sadece nakden Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından yerine getirilmiş olan 85 milyonluk yükümlülüğün karşılığı bu olmamalıydı. O nedenle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hasar görmesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ekonomi, düzeltiyorum, eğitim temelli olmayan sebeplerle itibar kaybına uğraması, üniversiteler sektörünün, düzeltiyorum, bir sektör olarak da değerlendirilmemelidir. Üniversiteler alanının bu ülkede daha derin yaralar alması anlamına gelecektir. O nedenle Sayın Başkan, benim açımdan bir sakınca yoktur Sayın Maliye Bakanım. Buyurun, buyurun. Çok önemli bir konu olarak gündemi yer aldı, gündemde yer aldı. Sadece bunu bütçedeki 10 milyonla ilişkilendirmenizi doğru bulmadığımı ifade etmek isterim de yapılan düzenleme şu anki meclis komitesinin de gündemindedir. Daha önce oluşan gecikmez anlığının affıyla alakalı. Orada gerçekleşmesi muhtemel 385 milyonluk gecikme zammının
385 milyonunun affıyla alakalı daha önünde bu konudaki gelecekteki ekonomik sıkıntıları aşmasında çok önemli bir katkı olarak ortaya çıkacaktı. Bunu söylemek isterim sen inşallah. Ama günün sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin realize ettiği gelirler nedeniyle oluşan vergi yükümlülüğü konusundadır söylediğiniz şey. Ben devletin bu amiral gemisinin daha sağlıklı yüzebilmesi bakımından Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne daha belirgin ve daha fazla iş görecek bir katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes bilecektir, siz de bileceksiniz. 25'lerden buralara geriledik. 25 milyonlardan buralara geriledik. Dolayısıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi ile devlet arasındaki bağın güçlü kalması son derece önemlidir ve bunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bir diğer konu, 1 Ocak itibarıyla belediyelerin gecikmiş sosyal güvenlik yatırımları, personelin sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımları ve devlete olan vergi borçlarıyla ilgili devlet katkısına müdahale yetkisi hükümetin elinde olacak. Yapılan mevzuat 2 yıl ertelendi, yine bir mevzuat çalışmasıyla, meclis kararlarıyla, yani yasa değişiklikleriyle. Ama şu anda önümüzde bir değişiklik olmadığına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti Maliye Bakanlığı eliyle 1 Ocak 2020'den itibaren belediyelerin devletten aldıkları katkıya bu gecikmiş yatırımların kesinti yapılarak verilmesi konusunda yetki sahibidir. Yetki ve sorumluluk sahibidir. Yani bu yasaya rağmen Maliye Bakanlığı devlet katkısını olduğu gibi belediyelere aktarma yetkisine sahip değildir. Doğrudan müdahale edilmesi gerekir. Bu gereklilikle görebildiğim kadarıyla ve Sayın Bakan'ın da buradaki daha önce yapılmış olan konuşmalar sırasında ifade ettiği üzere ülkemizdeki 28 belediyenin 28'iyle de 19'undaydı bu yükümlülükler. Dolayısıyla tüm belediyelerle bu gecikmiş borçların tahsiline ilişkin ve bu tahsilatın da devlet katkısından kesinti yapılmak suretiyle yapılmasıyla ilgili mutabakata varıldığı yönündedir. Bunu da sevinçle karşıladığımı ifade etmek istiyorum ama bu sevinç duyduğum tedirginliği ortadan kaldıran bir sevinç değildir. Çünkü elbette Maliye Bakanlığı ve belediyelerin 2020 yılı içerisindeki ödeme kabiliyetlerini de hesaba katarak bir noktaya vardılar. Zaten verdiğiniz raporda da bu doğrultuda bir bilgi söz konusu. Ancak buna karşın yine de belediyelerin mali yapısının çok kırılgan olduğu, dolayısıyla bu kesintilerle birlikte her ne kadar devlet gelirlerinin, yerel gelirlerin artışı bütçe büyüklüğünün yaklaşık 2 katı kadarsa, dolayısıyla belediyelerin devletten alacakları devlet katkısında ciddi bir artış sağlanmış olsa dahi yine de mali darboğazı derinleşebilecek belediyelerin olduğuna işaret etmek istiyorum. Bu yapılan, bu ülkede belediyelerle ilgili belli bir süredir devam eden rehabilitasyon sürecinin son aşamasıydı. Ve mali rehabilitasyonun tamamlanması ancak ve ancak yeni hasarların ortaya çıkmamasıyla mümkün olabilecektir. Dolayısıyla yine bu mecliste anımsadığım kadarıyla 5195 sayılı yasada 2015 yılında yapılan bir değişiklikle belediyelerin bütçelerinin gelirler kısmında belirtilen bütçelerinin %50'sinden fazlasını personel giderlerine ayıramayacakları ve pratikte %50'yi aşmayacak şekilde personel rejimi uygulamak zorunda olduklarını, nüfusu 5000'in altında olan belediye sınırlarında bu rakamın %55 olarak düzenlenmesi hükmünün yine hem İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü tarafından hem de Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi bakımından hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir. Eğer bu personel rejiminde bu yasadaki amir hükme rağmen bir sarsıntı söz konusu olursa alacağımız bu tedbir, yani tam rehabilitasyonun tamamlanmasına ilişkin atılmış olan bu son adımda etkisiz kalabilecek ve yine yanlış personel rejimi nedeniyle belediyeler mali darboğazda bulunmayı sürdürecek diye bir uyarım vardır. Değinmek istediğim bir başka konu, devletin iç borç bağlamında en büyük muhatabı Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'dır.
Ve bu iç borç stokunun eritilmesiyle ilgili yapılmış olan bir protokol vardır ki yıllardır aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçelerinde bu borç stokunun eritilmesiyle ilgili bir kaynak ayrılmakta. Ancak süreç içerisinde meydana gelen gelişmeler ve oluşan bütçe açıklarının kapatılması gayesiyle bu kaynak Kooperatif Merkez Bankası'na aktarılmamaktadır. Bu hükümet yanılmıyorsam Ekim ayının son günlerinde Kooperatif Merkez Bankası'yla aylık 20 milyon geri ödeme planı üzerinde mutabık kaldı. Bu 20 milyonluk ödeneğin yine bilebildiğim kadarıyla bu konuda bir detay bilgi verdiğinize en azından ben rastlamadım. 10 milyonu bankaya nakden aktarılacak, 10 milyonluk da kaydı maksutlaşma şeklinde bir işlem yapılacak. Dolayısıyla banka bilançosunda her ay 20 milyonluk bir iyileştirme ama bu 20'nin 10'u da sıcak para olarak banka hazinesine aktarılması yönünde söz konusu olacaktı. Sayın Bakan, ben bu konuda hükümetin nasıl bir performansla hareket ettiğine ilişkin sizden net ifadeler duymak istiyorum. Örneğin Kasım ve Aralık aylarında 20 milyon aktarma ve 20 milyon kaydı düzeltme işlemi yapıldı mı, yapılmadı mı? Çünkü bu son derece önemlidir. Faizlerin değişken ve aşağı seyirli olduğu bu dönemde Kooperatif Merkez Bankası'nın ki Kıbrıs Türk Bankacılığı'nın şube bankalarıyla birlikte yaklaşık %30'luk yükünü çeken önemli bir kurumdur Kooperatif Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk halkının öz varlığıdır. Bu öz varlığın aylık 10 milyonluk sıcak kaynağa erişimi bile Kıbrıs Türk finans piyasası açısından ve dahası Kıbrıs Türk üreticisinin sıcak paraya erişimi bakımından son derece önemli bir kaynaktır. Çünkü yıllık olarak hesaplayacak olursanız yaklaşık 120 milyonluk bir sıcak kaynağın Kooperatif Merkez Bankası hazinesine aktarılması anlamına gelir ki bunun bankanın esas sahipleri Kıbrıs Türk üreticisi ise Kıbrıs Türk üreticisine doğrudan aktarılabilecek duruma gelmesi bankanın hareketlerini, faiz maliyetlerini olumlu yönde etkileyebilecektir. Dolayısıyla bu konuda net bir bilgiye ihtiyaç vardır. Tabii Kıbrıs Türk üreticisinden bahsetmişken ve Sayın Tarım Bakanı da buradayken birazcık konu dışına çıkarak dün meydana gelen kanaatimce skandal nitelikli bir olaya temas etmeden geçmeyi kendime yakıştırmam doğrusu. Maalesef Sayın Bakan manyetinde çalışan personelin bir noktada kurbanı olmuş durumdadır bu ama elbette bu konudaki siyasi sorumluluk da Sayın Dursun Oğuz'a aittir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde bu ülkede bitki sağlığı yasası 2015 yılında yürürlüğe girdi. Bu noktada sesimi biraz yükseltirsem bunu kızgınlığıma değil üzüntüme veriniz Sayın Bakan. Bitki sağlığı yasası bir ada ülkesi olan ülkemizin bitki zararlılarına ve hastalıklara karşı korunması amacıyla yapılmış devrim niteliğindeki bir yasadır. Ve bu yasa uyarınca ülkemize hiçbir topraklı bitki ve toprak içermesi kaydıyla torf içerisinde hiçbir köklendirilmiş bitkinin girmesi mümkün değildir. Tam anlamıyla ve son derece kesin ifadelerle yasaklanmıştır. Amaç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını ithal hastalıklara karşı korumak, dünyada yeni çıkan hastalıkların etkisine karşı korumak ve güvende tutmaktır. Ve Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken biz buradan ifade ettik. Lavanta ormanı Sayın Bakan tarafından hayatımıza yeni katılacak çok önemli bir unsur olarak ifade edilmişti. Biz de demiştik ki lavanta ormanı eğer süs amaçlı olacaksa elbette bir modeldir, denenebilir. Ama lavanta bir ticari üretim faaliyeti olarak öngörülecekse bu ülkenin suyu bu lavantanın yetişmesine yetmez demiştik. Bir dostane uyarı olarak. Ve Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, dün bu ülkeye Girne Turizm Limanı'ndan 25 bin kök lavanta köklendirilmiş ancak topraksız vaziyette ıslak çuvallarda muhafaza edilerek usulüne uygun olarak giriş yaptı. 25 bin kök lavanta ve bu 25 bin kök lavantayla birlikte 1000 kök sakız ağacı da toprak torf içerisinde ülkeye getirildi. Bitki yasasının ilgili maddesini okumak istiyorum. Madde 9
3. fıkrasının A bendinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne toprak ve toprak içeren yetiştirme ortamı girmesi ve transit olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçmesi yasaktır. Nokta. Net ifadelerle. Ve ilgili maddenin B fıkrası da şöyle diyor. Toprak içeren torf ve kompostun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ithal edilmesi yasaktır. Bu yasak dün itibariyle maalesef devlet eliyle ihlal edilmiştir. Şöyle ki gelen sakız ağaçları köklendirilmiş ve torf içerisindeki sakız ağaçları daha ciddi bir risk oluşturmasın diye sahilde Girne limanındaki rıhtımda yıkanarak kökler topraktan arındırılmış. Ülkeye girişi yasak olan toprak ve torf malzemesi sahile bırakılmış ve bitkiler kök olarak topraksız vaziyette içeriye alınmış. Şimdi geçmişte Sayın Oğuz'un bulunduğu noktada bulunan birisi olarak şunu net olarak ifade etmek isterim. Kimi zaman süs amaçlı, kimi zaman yetiştiricilik amaçlı, kimi zaman da yeni çeşit geliştirme amaçlı olarak bu ülkeye toprak içermeyen torfta dahi bitki girişi konusunda çok yoğun bir baskı altında kalır Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanları. Ve bu baskı üreticinin bu konudaki hassasiyeti karşısında her zaman sonuçsuz kalır. Ama ısrar hiçbir zaman sona ermez. Ama bu sefer devlet kendisine hediye edildiği için, bilebildiğim kadarıyla bu gönderiler birer hediyeydi. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hediyeyi geri çevirmek nezaketsizlik olur düşüncesiyle bu bitki sağlığı yasası maalesef ihlal edilmiştir. Bitki sağlığı yasasının 23. maddesinin 1. fıkrasının C bendi durumu şöyle açıklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ithal edilmek istenen ancak bitki sağlığı yönünden girişi reddedilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin imhasının nasıl yapılacağı bu yasa ve bu yasa kuralları uyarınca çıkarılacak mevzuat çerçevesinde müfettiş dediği tarım dairesinin müfettişleridir. Çünkü bitki sağlığı yasasının yürütücüsü tarım dairesidir. Gümrük ve rüsumat dairesi personeli ve çevre koruma dairesi personeli tarafından belirlenir. Şimdi dün yapılan işlem bu hükme göre belki de opsiyonlardan biri olarak değerlendirilmiş olabilir. Şu kayıtla eğer çevre koruma dairesinden de bir nezaretçi olsaydı. Halbuki bu konu en azından ben kürsüye çıkıncaya kadar çevre koruma dairesinin bilgisinde değildi. Dolayısıyla yapılan işlem zaten doğru bir imha yöntemi değildi ki iddia odur ki bu toprağın tuzlu suda yıkanmış olması sebebiyle içermesi muhtemel hastalıklarda bertaraf edilirdi. Buna sağlıkçı olmak gerekmez, çevre korumacı olmak gerekmez. Hep beraber gülebiliriz çünkü kıyılarımıza bırakılan toprağın nerede ne şekilde elimine olacağı ancak laboratuvar kayıtlarla belli olabilir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, henüz sebebini bilmediğimiz bir gerekçeyle Sayın Dursun Oğuz Veteriner Dairesi Müdürü'nü geçtiğimiz gün görevden almıştık. Sayın Veteriner Dairesi Müdürü'nün neden görevden alındığını bilmiyorum ama geçmiş icraatlarına bakarak zaten atanmamalıydı diyorum. Dolayısıyla bu skandal haber de bugün Türkiye'den gelen sakız ağaçlarının ülkeye sokulması Ali Cengiz oyunuyla, altını çizerek ifade ediyorum, Ali Cengiz oyunuyla akla da bilme de uygun olmayan bir yöntemle sokulmuş olması, kanaatimce zaten atanmamış olması gereken Orman Dairesi'nin de müdürünün de derhal görevden alınması için fazlasıyla olgun bir gerekçedir. Çünkü bitki sağlığı yasasının amiri olan Tarım Dairesi personeli bu konuda son derece hassas davranmış ve bu bitkilerin ülkeye girişini izinlendirmemiştir. Ancak dairenin müdürü ile Orman Dairesi müdürünün bulduğu bu dahiyane fikre Tarım Dairesi müfettişleri boyun eğmek zorunda kalmışlar. Dolayısıyla bu skandal dün itibariyle gerçekleşmiş ve bu 1000 kök sakız ağacı şu anda
Orman Dairesi'ne ait Güzelyurt Fidanlığı'na nakledilmiş durumdadır. Sayın Bakan, naçizane dostça uyarıyorum. Mahiyetinizdeki personel böylesi bir sorumluluğu üstlenecek kadar kalifiye değildir. O yüzden derhal kendinizi ve bizi onlardan kurtarınız ve bu ülkenin bitki sağlığı bakımından, karantina koşulları bakımından güvende olmasına kucak açınız. Aksi hiçbirimiz güvende olmayacağız. Siz de elbette güvende olmayacaksınız. Bu çerçevede bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmayı bir yurt görevi olarak gördüm. Bir siyasi manevra değildi bu. Sadece bizim yürüttüğümüz çalışmaların tamamı teknik personelin sonuna kadar yetki ve sorumluluk içerisinde hareket etmesiyle ancak başarıya ulaştırılabilir. Hoyratça davranan yetkili yetkisizlerin veya yetkin olmayan yetkililerin kurbanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olur. O yüzden bu konuda umuyorum ki gerektiği biçimde yapılır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Maliye Bakanlığı devletin kasasıdır. Ve iki kez kabinede görev almış bir siyasetçi olarak derim ki Maliye Bakanlığı'nın evet demediği hiçbir icraatın yaşam bulma şansı yoktur. Dolayısıyla iki hükümet vardır. Biri Maliye Bakanlığı hariç kabine, diğeri de Maliye Bakanlığı. Dolayısıyla bugün bizi tüm meclis çalışmaları boyunca gerek komite aşamasında gerek genel kurul aşamasında hiç yalnız bırakmayan Sayın Olgun Amcaoğlu bir başbakan sorumluluğuyla hareket etmiştir. Üstelik kendi başbakanının göstermiş olması gereken sorumluluğun kat be kat üzerinde hareket ederek örnek bir duruş sergilemiştir. Her ne kadar da bir maliye bakanının vermemiş olması gereken belli başlı yanıtlar vermiş olsa da, her ne kadar bir maliye bakanının göstermemesi gereken reaksiyonları göstermiş olsa da, en azından buradaki duruşu Maliye Bakanlığı'nın önemini çalışmanın en başından sonuna kadar bizlere defa defa anlatmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı'nın ham maddesi, işlediği ham madde rakamlardır. Benim naçizane tavsiyem Maliye Bakanlarıyla, Maliye Bakanlığı personeli ve bürokratlarıyla çok teşriki mesaide bulunmuş birisi olarak naçizane tavsiyem rakamların duygusu olmaz. Dolayısıyla işin sosyal boyutunu, sosyal politikaların devletin yükümlülükleri arasında olduğunu asla unutmadan hareket ediniz. Zaman zaman rakamların dili size farklı şeyler söylese dahi sosyal devlet olma gereği bazı konularda esnemek, bükülmek ve belki de siyasi hedeflerinize sizi daha kolay ulaştıracak belli başlı mali enstrümanlardan uzaklaşarak hatta vazgeçerek hareket etmeniz gerektiğidir. Çünkü bu ülkede eğitim devletin sağlama konusunda sorumlu ve yükümlü sayıldığı bir hizmettir. Sağlık bu ülkede devletin sorumlu olduğu, yükümlü olduğu bir hizmet alanıdır. Ulaşım bu ülkede devlet yükümlülüğü olan bir hizmet alanıdır. Dolayısıyla mali mükemmellik, rakamsal mükemmellik sağlamak kaygısıyla ki Maliye Bakanlığı'nın performansı burada açığa çıkar. Eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde zafiyete ve yurttaşı mağdur edebilecek sonuçlara gitmeyi göze almamak gerekir. Elbette mali imkanlarınız yoksa 2020 yılında olmayacağı çok net görülüyor bütçede. Siz bu ülkede kalıcı dönüşüm sağlayacak sağlık yatırımı yapamazsınız. Siz bu ülkede eğitim ihtiyacının tamamının günün koşullarına göre sağlanacağı bir eğitim altyapısı sağlayamazsınız imkanlarınız yoksa. Yoktur. Bu ülkede ulaşım altyapısından kaynaklanan kaza riskini bertaraf edecek yatırımları yapamazsınız eğer bütçede gerekli ödeneklere sahip değilseniz. Değilsiniz. Sizden mucize yaratmanızı beklemeyiz. Ama örneğin 2018 yılında olduğu gibi yaşanan sel felaketi sonrası bütçede öngörülmemiş olsa dahi Ciklos'ta o ölümlü ve hepimizi kahreden gece sonrasında o olay yerinde yapılan projeye bir biçimiyle kaynak yaratırsınız. Yaratıldı. Ona uygun da bir iş yapıldı. Anlatmaya çalıştığım
Örneğin en iyi bildiğim güzergah olduğu için oradan örnek vermek isterim. Mausa Lefkoşa Anayolu. Teorik olarak bölünmüş bir yol. Teorik olarak dört şeritli, ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere dört şeritli bir yol. Ama kesintisiz dört şerit konforu yaşayabileceğiniz tek bir santimetre kare dahi kalmamış üzerinde. Neden? Çünkü kavşaklar, yanılmıyorsam 18 tane. Bu kavşakların arasında plansızlık nedeniyle yapılan yapılar. O yapılardaki güvenliği sağlamak üzere konmuş hız tahdit levhaları. Derken sizin hızlı ulaşımı sağlayacak, güvenli halde hızlı ulaşımı sağlayacak bir altyapınız var belki ama onu kullanabilecek denetiminiz yok, uygulamanız yok, alternatif rotalarınız yok. Örneğin yaklaşma şeritleri, örneğin uzaklaşma şeritleri. Bunların tamamı o yolda meydana gelen can kayıplarının, mal kayıplarının minimize edilebilmesi bakımından son derece gereklidir. Veya bir başka ihtiyaç yine aynı yolda. Karşı şeride geçerek kaza geçirmek veya kazaya sebebiyet vermek. Maalesef bu talihsizliğe maruz kalmış birisi olarak kendimi çok şanslı sayıyorum ki kendimden başkasına zarar vermeden bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Ama öyle olmaya da bilirdi. Benim yoldan çıktığım anda karşı şeritten gelen bir günahsız benim kusurum nedeniyle can veya mal kaybına uğrayabilirdi. O zaman çok net bir ifadeyle bu devletin her şeyden önce ama her şeyden önce yerine getirmiş olması gereken zorunluluk o bölünmüş yolun tam anlamıyla bölünmüş olmasını sağlayacak altyapı eksikliğini gidermektir. Bu konuda Tolga Atakan'la aynı kabinede görev yaptığımız zamanlarda onun feryadı bizim feryadımızdı. Sonuca gidebildik mi? Gidemedik. Siz yaptınız mı ki şimdi söylüyorsunuz demeyeceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü bir biçimde bunu yapabilmek gerekir. İşte o noktada Maliye Bakanlığı'nda genel hakimiyet, rakamsal mükemmellik sağlamak doğrultusunda olsa dahi bunu bir siyasetçi gözüyle ve aynı kabinede görev yapılan bir bakanın duyarlılığını paylaşmak amacıyla ele almak ve sonuca götürmek gerekir. Ben sözlerimi tamamlarken şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 2020 yılı bütçesi her ne kadar da bizim açımızdan olumlu oy verilecek bir bütçe olmasa dahi 2020 yılı bütçesine uygun davranılmasını ve 2020 yılı bütçesinin olası en verimli biçimiyle kullanılmasını gözetir durumda olacağız. Umuyorum ki bu bütçeyi siz de aynı duyarlılıkla ele alır ve kullanırsınız. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.